Bundan tam 83 yıl önce 5 Aralık 1934 yılında birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi. Her yıl kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları seçme seçilme haklarının verilişinin yıl dönümü çeşitli etkinlik ve düzenlenen törenlerle kutluyor. Bu kapsamda Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Evler Kadın Dayanışma Merkezi, Türk Anneler Derneği Çanakkale Şubesi, Çanakkale Barosu Kadın Kolları, Çanakkale Kent Konseyi Kadın Merkezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi, Borayez Kadın ve Sanat Derneği, ÇASEMDER ve Çanakkale Mali Müşavirler Odası yetkilileri ve üyeleri katıldı. Kadınlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Güneş Pehlivan, Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilişinin 83. yılında yaptığı konuşmada şunları söyledi. Seçme ve seçilme hakkını 83 yıl önce tanıyarak küresel topluma öncelik etmiş olan Cumhuriyet, bir memleketin onurunun zorbalık ve yetki gaspı üzerine değil, ancak ve ancak siyasal hakların güvence altına alınması ve demokrasinin inşası ile korunabileceğini göstermiştir. İktidarların toplumun yarısını yok sayarak muktedir olamayacağı ve meşruluk iddiasında bulunamayacağı açıktır. Toplumun yarısını oluşturan kadının paydaşlık etmediği bir yönetsel sistem de aynı şekilde varlığını sürdüremez. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği eşitlik ve özgürlük temelli, şeffaf ve bağımsız siyasal demokrasi ise meşru egemenliğin tek yoludur. Aksi halde yolsuzluk yol olur ki hukukun ve demokrasinin olmadığı bir sistemde kadının siyasal hak ve statüsünden bahsetmek mümkün bile değildir. Biz kadınlar Cumhuriyet'le birlikte tanınan siyasal hak kazanımlarımızın yıl dönümünü kutlarken bugün katılımcı demokrasinin ve etik siyasetin mücadelesini vermekteyiz. Hedefimiz kadını siyasi partilerin imaj ve vitrin malzemesi haline getirmek değildir. Hedefimiz toplumsal eşitliktir. Hür fikirlere, bağımsız iradeye ve ifade özgürlüğüne dayalı siyaset üretmektir. Mevcut siyasi yapılar kadının siyasette pasif konumlandırılışına karşı değildir. Hatta yapı içinde kadının sayısal varlığı faydalı bir imaj ve reklam çalışmasıdır. Ancak karar verme ve politika yapma sürecinde bu yapılar kadını sistem dışına itmektedir. Fransa'nın kadın savunma bakanı kendisine takdim edildiğinde bayanın silahlı kuvvetlerin başında olması enteresan şeklinde cinsiyetçi tepkiler veren erklerin kadına ve eşit yurttaşlığa bakış açısı gayet açık bir şekilde gözler önündedir. Biz kadınlar, kadını sadece rakamsal bir değer olarak pasifize eden ve araçlaştıran siyasi yapıların lütuf ve sadak olduğu olmayacağız. Daha sonra STK'lar adına da bir konuşma yapıldı. 83 yıl önce siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinden birisidir. Biz kadınlar bugünü kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 3 Nisan 1930 tarihinde belediye seçimlerinde seçme ve seçilme, 26 Ekim 1933 tarihli 2329 sayılı kanunla muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçme hakkı tanınmıştır. Türkiye'deki kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923 yılında atmışlardır. Nezihe Muhittin Hanımefendi önderliğinde kadınlar Halk Fırkası adında ilk kadın partisi kurulmuştur. Fakat 1909 seçim kanunu sebebiyle bu parti girişimi
Türk Kadınlar Birliği adlı derneğe dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. Gerekli yasal değişiklik 1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisi sonucu gerçekleşmiştir. Öneri 5 Aralık 1934'te mecliste görüşüldü. 317 üyeli mecliste oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edildi. Bu haklar Türk kadınlarına Avrupa'daki birçok ülkeden önce verilmiştir.